Etmiştik. Sonra araya başka şeyler girdi onu es geçmeyelim. Hep bana soruyorlar hocam ne yer ne içer? En çok da hocam maşallah diyeyim hep cildinize. Değerli hocam sayın seyirciler değerli hocam makyaj yaptırmaz. Hiçbir yayına makyajlı çıkmadı. Ee, soruyorlar cildi neden böyle pırıl pırıl? Parıl parıl mı diyeyim pırıl pırıl mı diyeyim? Çok E tabii ona. fondöten sürdürmüyorum. Bu kadar ışığın altında da pırıl pırıl parlıyor. Ama hayır o o parlama değil. Yani mesela ben sürdürmeyeyim Benim cildim biraz da yağlı. Başlıyor burundan. Hatta birkaç hafta önce kendimi seyrettim. Aman ya yani biraz sürmek lazımmış. Ondan bahsetmiyoruz hocam? Diyorlar ki cildiniz hocamın cildi. Kelime yani maşallah tam gibi, şey... maşallah dedim hocam başta dedim. Ha. Bebek cildi gibi diyorlar. Ne yiyor ne içiyor hocam diyorlar. İşte bu kürleri uyguluyorum. Bir tanesi bu. Maydanoz limon. Evet. lahana. Tane... <laughs> lahana. Lahana kürü yılda 3 defa 4 defa uygularım. Bak lahana vücuttan yani toksin attırmak için birebirdir. Sizi diyabete karşı önler. Çoğu insan bilmez. Bakın e, şu ya sordun anlatayım. Şimdi biz oturan insanız. Bizler sesil tıptaki adı bu sesil oturmaktan gelir. E dolayısıyla ne oluyor? Kan dolaşımınız özellikle atar atrial olan değil de toplar damar ven venöz geri dönüşler yavaşlıyor. Tamam. E burada işte bu yavaşlama kan şekerinizi yükseltiyor. Bu yavaşlama tansiyonunuzu yükseltiyor bu yavaşlama trigliserit ve kolesterolün dengesiz dağılımına neden oluyor. Hele hede bir de çalışırken insanlar otururken ofislerinde ayaklarını geri çekiyorlar böyle. Yani ayaklarını sofrada otururken diz kapaklarından kırar geri oturur. Bir de öyle bloke ediyorsunuz, inhibe ediyorsunuz kan akışını. İşte lahana neden kan şekeri düşürmekte zorlananların kan şekerini düşürüyor diye sorarsanız venöz yetmezlikte toplar damar yetmezliğinde birebirdir ne yapıyor? Kan dolaşımını hızlandırıyor. Eşit dağıtıyor. O zaman da ne oluyor? Sizin kan şekeriniz düşmeye başlıyor. Yani e, metabolitlerin Sekonder metabolitlerin özellikle metabolit ve sekonder metabolitlerin vücuttaki e, dengeli dağılımını sağlamış oluyorsunuz.